Antalya Büyükşehir Belediyesi paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri Antalks ilham veren başarı hikayeleri etkinliğiyle Antalyalılarla buluşturdu. İlki düzenlenen etkinliğe kariyerinde başarı elde eden sporcular katıldı. Etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Spor Kulüp Başkanı Aziz Çetin de hikayelerini gençlerle paylaştı. Ortaokul 2'de Antalya Büyükşehir Belediyesi kariyerlerinde başarı elde eden isimler ve gençleri bir araya getirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve ilki yapılan Antalks ilham veren başarı hikayeleri etkinliğine çok sayıda genç katıldı. Bütün kurumların desteğiyle Kuzey Yarımküre'de Antalks'un ilk konukları ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Spor Kulüp Başkanı Avukat Aziz Çetin, Antalya Spor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Güreşçi ve Survivor Şampiyonu İsmail Balaban, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Oyuncusu ve Menajeri Jessica Çarmıklı, Türk Kadın Milli Futbolcusu Beşiktaş, Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Didem Karagenç, Türk Kadın Milli Futbolcusu Galatasaray, Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Berna Yeniçeri oldu. Gençlerle ilk buluşan isim ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Böcek konuşmasında önce çocukluğundan bahsetti, annesinin kaynakçı olmasını istediğini anlattı. Ana dedim, beni dedim çok güzel yere yerleştireceklermiş. Okul bitese ben TEDAŞ'a girecekmişim, elektrik bölümü, mühendis falan olacakmışım dedim. Ne cam sera, şey dedi elektrikçi, sen cam sera yapacağız biz dedi, kaynakçı olacaksın sen dedi, o bölüme yaz. 40 puanla alıyor, hiç unutmuyorum metal işleri. 94 puan almışsınız. Ve sonuç olarak uzatmayayım. Ve biz gittik metal işlerine yazıldık. Ana sözü, anam hem babam rahmetli olunca onu da annemi de rahmetli anıyorum. Hem anamız hem babamız, o ne değerse o evde. Böcek, gençlere önce hayalleriniz olmalı da diyerek kendi hayallerinden söz etti. Bununla ilgili bir hayaliniz yoksa biraz zor olur işleriniz. Onun için hiçbir zaman hayalinizi elden bırakmayacaksınız. Bakınız benim hayallerim hep doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmekti. Antalya'da Konyaaltı gibi bir yer. Dört köy falan benim doğup büyüdüğüm, tozlu yollarında yürüdüğüm, bağında bahçesinde portakal topladığım bir yer. Gençliğim, yaşamımın geçtiği bir yere belediye başkanı olmak. Onu istiyorum. Gönlümden geçen bu. Antalya Spor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise futbol ötesi başlığını taşıyan konuşmasında hayatındaki dönüm noktalarından söz ederek yaşanan olumsuzlukların üzerinde durulmadan daima ileriye bakılması gerektiğini söyledi. Antalya Spor 8 haftadır kaybediyor. Ben tesise giriyorum, gülüyorum. İlk zamanlar geldiğimde gülüyorum. Herkes Allah Allah bu adam niye gülüyor diye bakıyorlardı. Niye gülmeyeyim deniyoruz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama orada durursak o zaman Antalyaspor'u bir yere getiremeyiz. Aynısı evlilikte, ilişkide, arkadaşlıkta, eğitim hayatınızda hayal kırıklıklar olmadan zaten hayallerimize ulaşamıyoruz. Ben öyle bir hikaye bilmiyorum yani. Herkesin bir hikayesi var. Şimdi aranızdan biri çıkıp hikayesini anlatsa kesinlikle en az bir tane hayal kırıklığı olmuştur hayatında ve onunla ne yapacağımız çok önemli. Kırkpınar Baş Pehlivanı İsmail Balabansa yaptığı konuşmada başarı hikayesini anlattı. Hep hedefimiz Bas Pehlivanı kategorisinde kemer almak. 2013'te ilk çıktığım yılda birinci olmak nasip oldu. Antalya'mıza altın kemeri getirdim. Bu bizim için çok büyük bir gururdu ve bunun aynı zamanda büyük sorumluluğu vardı. Yani başarı elde ettiğiniz zaman orada bitmiyor olay. Gençlere ilham veren isimlerden biri de Antalya Spor Kulüp Başkanı Aziz Çetin oldu. Çetin yaptığı konuşmada hedefini açıkladı ve hedefinin çocukları Antalya sporlu yapmak olduğunu söyledi. Denizli'ye deplasmana gittik. Hem mağlup olduk. Hem de bir de gittiğimiz o zaman sülalemin yarısı anne tarafı başkanım bilir. Dolmuşçu, Nizamlar sülalesi. Araçların camları kırıldı. Poşetleri çektik. Çocuğuz o zaman 6-7 yaşında hatırlamıyorum. Böyle döndük Denizli'den. Daha sonra tribün sevdası başladı. Antalya Spor Kulübü Derneği içerisinde yapılanmaya çalıştık arkadaşlarımızla. Büyük Antalya Spor Derneği diye bir dernek kurduk. Daha önce vardı o dernek. Devraldık ve aktif bir hale getirdik. Antalya'nın çocuklarının Antalyaspor'un gerçek sahibinin olması gerektiğine inandık. Galatasaray kadın futbol takımı oyuncusu ve milli futbolcu 27 yaşındaki Berna Yeniçeri, Fenerbahçe kadın futbol takımı oyuncusu ve menajeri Jessica Çarmıklı ve Türk kadın milli futbolcusu Beşiktaş kadın futbol takımı oyuncusu Didem Karagenç de kadın olarak kariyerlerinde yaşadıkları sıkıntıların nasıl üstesinden geldiklerini anlattılar.
Beşiktaş'ın takım kurduğunu öğrendiğimde çok sevindim. İkincilik de nerede? O zaman Şampiyonlar Ligi'nden ikincilik gitmek gerçekten kadın futbolu için delilikti diyebilirim yani. Çünkü çok seviye düşüktü. Ancak ben bunu göze aldım o formayı giymek için. O zaman bu takıma gittim. Çünkü şöyle bir hayalim vardı. Hep hayallerden bahsettik. Hep beraber hayal kurmaktan bahsettik. Benim de hayalim şuydu. Bir gün o büyük takımın formasıyla o stadyuma çıkıp gerçekten bir futbolcu gibi o maçı oynayabilmekti. Hep erkeklerle oynamak istedi. Amerika'da doğdum bu arada. Orada futbol aslında kadın spor diye algılıyor. Türkiye'ye geldiğim zaman da biraz farklı algıladığını ilk defa öğrendim. Çünkü kadın Amerika'daki kadın milli takım da çok meşhur. Her yerde billboardlarda gördüm, onların reklamlarda gördüm. Ama Türkiye'ye geldiğim zaman da öyle değildi. Başarılı, başarısız birçok anımız oldu. Asla pes etmedim. Sizlere söylemek istediğim olay tabii benden büyük, küçük, burada herkes var. Sakın vazgeçmeyin. Eğer ben vazgeçseydim, şu anda burada öğretmen bir Berna olamazdı. Konuşmalar sonrasında tüm katılımcılarla toplu fotoğraf çekiminin yapılmasıyla etkinlik sona erdi.